Doğu Perinçey. Perinçey. Küçük Ortak. Vatan Partisi. Doğu Perinçey. Doğu Perinçey. Doğu Perinçey. Doğu Perinçey. Hatırlayalım. Bu iktidarın bir de üçüncü ortağı var biliyorsun sen. Yani gittikçe daha çok konuşuyor ve ortaklığını daha çok altını çiziyor, vurguluyor. Daha geçen hafta bu küçüğün de küçüğü ortak ne dedi? Dedi ki geminin rotasını biz çiziyoruz dedi. Herhalde takip ettiniz. Geçen haftaki ifade. Bu geminin rotasını biz çiziyoruz dedi. Doğu Perinçey. Perinçey. Küçük Ortak. Vatan Partisi. Doğu Perinçey. Doğu Perinçey. Doğu Perinçey. Doğu Perinçey. Doğu Perinçey. Doğu Perinçey. Vatan Partisi. Doğu Perinçey. Perinçey. Görüyoruz ki Çin Merkez Komitesi, Türkiye Komiseri, namı diğer kısmen iktidar, Sayın Jinping, Jinping isim biliyorsunuz, Xi Jinping, Xi Soyad. Sayın Jinping Perinçek, Müslümanım diye gezen Sayın Erdoğan'ı da, Türk milliyetçisiyim diye gezen Sayın Bahçeli'yi de nasıl olduysa esir almış. Çin'in Türkistan'da Uygur kardeşlerimizde uyguladığı zulme Avrupa'dan, Amerika'dan ses geliyor ama Ankara'dan hala çıkmıyor. Bu Cumhur İttifakı gerçekten bir acı. Doğu Perinçey. Doğu Perinçey. Doğu Perinçey. Perinçey. Doğu Perinçey. Vatan Partisi. Doğu Perinçey. Doğu Perinçey. Doğu Perinçey. Ülkeyi öyle bir hale getirdiler ki artık ülkemizi %10 oy almış bir genel başkan yönetmeye başladı adeta. Daha da şaşırtıcı olanı, büyük ortağın kendi partisinin iç işlerini bile neredeyse küçük ortak yönetmeye başladı. Türkiye siyasi tarihinde gerçekten görmediğimiz bir manzaraya şahit oluyoruz. Doğu Perinçey. Perinçey. Küçük Ortak. Vatan Partisi. Doğu Perinçey. Doğu Perinçey. Doğu Perinçey. Doğu Perinçey. Doğu Perinçey. Doğu Perinçey. İşte yeni Türkiye diyerek yola çıkan, bu iddiasından vazgeçerek eski Türkiye'nin 28 Şubatçı aktörleriyle omuz omuza veren iktidar sahipleri önümüze her türlü engeli koydu. Tehdit ettiler. Medya ambargoları uyguladılar. Bakın şimdi eski Türkiye aktörlerine karşı omuz omuza verdiği mücadeleye arkadaşlarını terk eden Erdoğan bizlere engel olmaya çalışırken sağına aldığı 28 Şubat döneminin koalisyon ortağı Bahçeli ve soluna aldığı 28 Şubat hala devam ediyor diyen o dönemin başörtüsü ezan ve milli değerler düşmanı Perinçek hep birlikte bize saldırıyorlar. Doğu Perinçek. Güçlü mü gerçekten? Valla oya bakarsanız güçsüz. Ama sese, gürültüye bakarsanız iyi gürültü çıkarıyor. Yani Türkiye'de başbakanlık yapmış ve bugünkü iktidarın bütün bu şeyi kullandığı, bu gücün kaynağı olan 1 Kasım'da Türkiye'nin, Türk demokrasinin en büyük oyunu almış bir başbakan. Televizyonlara çıkamıyor ana mecrada ama Sayın Perinçek her gün televizyonlarda. Doğu Perinçey. Perinçey. Küçük Ortak. Vatan Partisi. Doğu Perinçek. Doğu Perinçek. Doğu Perinçek. Doğu Perinçek. Doğu Perinçek. Doğu Perinçek. Vatan Partisi. Doğu Perinçek. Perinçek. Doğu Perinçek. Doğu Perinçek. Doğu Perinçek. Perinçek. Doğu Perinçek. Vatan Partisi. Doğu Perinçek. Doğu Perinçek. Doğu Perinçek. Doğu Perinçek. Vatan Partisi. Doğu Perinçek. Doğu Perinçek. Doğu Perinçek. Doğu Perinçek. Tamamen Amerika'nın tezgahındalar. Başka bir şey değil.